Burada Başar Sabuncu'nun eserlerini öğreneceğiz. Başar Sabuncu aklımıza nereden gelecek? Gördüğümüz gibi burada bir sürü sabun var, sabun yapmaktadır. Oradan gelecek. Şimdi Rıza Bey'in yaşanmış hayat hikayesini görüyoruz. Rıza Bey çıplak adamdır. Kaldırım serçesiyle kargalarla beraber kaldırımda yaşamaktadır. Namuslu bir insandır. Şalvarının davasındadır. Sadece şalvarıyla uğraşır. Ama çok talihli bir amelidir. Neden talihli bir amelidir? Çünkü işçi babası Ömer Ağa ile küçük hanımın şoförü yolda buna çarpmışlardır. Ve o saatten sonra adamın talihi değişmiştir. Adamı alırlar, zengin mutfağında çalıştırmaya başlarlar. Adam zengin mutfağında çalışmaya başlar. Aile ocağında zenginlere özel yemekler yapar ve tabii ellerini yıkasın diye çok özel sabunlar yapar. Sabuncu sabun buradan gelecek aklımıza. Herkes aynı bahçede yemek yemektedir burada. Ve bir gün bu zengin mutfağında zenginlerin yanında çalışan bir de Şerefiye Hanım vardır. Bu Şerefiye Hanım çamaşır makinesinin zembereğine kargaları sıkıştırıp öldürmektedir. Sayın muhbir vatandaşlar bunu muhbir ederler. Bunu ihbar ederler ve bunu kadını asmaya götürürler. Asılacak kadını görüyorsunuz burada asmışlardır. Memurlar ve Muhtemet Ali bağırırlar. Asmayın, asmayın. Kadın yanlışlıkla yapmıştır asmayın diye. Tabi zengin mutfağında çalışan talihli amelemiz de der ki evet der sakın onu asmayın der yanlışlıkla yapmış olabilir der ve asılacak kadın dar ağacından bu şekilde kurtulur. Burada Başar Sabuncu'nun eserleri, Rıza Bey'in yaşanmış hayat hikayesi, şalvarlı dava, namuslu, çıplak adam, kaldırım serçesi, işçi babası Ömer Ağa ile küçük hanımın şoförü Recep, talihli amele, kargalar, asılacak kadın, Şerefiye, çark, zemberek. Herkes aynı bahçede, zengin mutfağı, sayın muhbir vatandaşlar, memurlar, Muhtemet Ali, La Desya'da aile ocağı, Başar Sabuncu'nun eserleridir.